Benim ilk böyle sorular gördüğümde sormam gereken bu bir aktif pasif mi? Boşluğum aktif pasif mi? Tuğluk bir durum var mı? Bunları sormam gerekiyor. İşte en son have'ler falan olursa da present perfect veya past perfect'lik bir manam var mı? Bunları sormam gerekiyor. Şimdi hemen bir bakıyorum. İlk tarafıma bakıyorum. İlk boşluğuma bakıyorum. Should be taken diye bir pasif yapı gelmiş. Pasif yapılardan sonra bir fiilim gelirse bu fiilimin tuğlu olması gerekiyor. Tuğluk bir durum var mı ya? Hemen bir tane böyle yanıtımızı bulmuş olduk. İlk taraf tuğ olmayanları eledim. To repair, to be repaired. Şimdi bakıyorum. Necessary actions should be taken. Acilen, acilen gerekli eylemlerin, gerekli adımların atılması gerekmektedir. Ne yapmak için? Köprülerin tamiri için. To repair. Yani burası aktif olacak. İkinci tarafımda breaches which are artık which were hiç fark etmez. Damaged. Burada da ne olmuş? Relative clause'un reduction olmuş. İkinci tarafında zaten damaged olarak işaretleyeceğiz. Cevabımız C.